mesleğimiz, mesleğimizin maddi geliri çok düşük. Yani meslek artık gelin kız olacak. Kızlarımızın ceyizlerini süslüyordu ama artık kızlarımız buna rağbet göstermiyor. O yüzden mesleğimizde rağbet olmadığı için de fiyatlarımız çok düşük. Yani karın tokluğuna gibi bir şey, yazın çalışıyoruz, kışın boş. Yani 6 ay çalışıp 6 ay yatıyoruz usulü devam ediyor. Kışın iş olmuyor. Kışın pek iş olmuyor, evet yani. Çünkü rağbet olmadığı için meslek böyle gittikçe geliyor. Çırak bulamıyoruz. Çırak bulamayınca kalfa yetiştiremiyoruz. Çırağın, kalfanın, ustanın, efendime söyleyeyim, patronun hepsi bir kişiye bakıyor. O yüzden de zorlanıyoruz tabii. Hepsini siz yapıyorsunuz. Hepsini bir kişi, evet. Dükkanın sahibi diyelim. Çıraklığı da yapıyor, kalfalığı da yapıyor, tezgahtarlığı da yapıyor. Tutmuş. Aynen, unutulmaya yüz tutmuş. Böyle çok da rağbet görmeyen bir meslek yani. Sizden sonra ne? Bilmiyorum artık, gittikçe bitiyoruz yani. Zaten bu işi bırakan ya tansiyon hastası oluyoruz ya kalp hastası, bir de tozu kılı çok olan bir iş. O yüzden hastalanıyoruz. 40-50 yaşından sonra da pek yapamıyoruz yani. Yapsak da böyle çok randımanlı olmuyor. O yüzden meslek geriliyor yani. Yetişen de hiç yok. Yani bu işe heves eden yok. Ben bu işi yapayım, bundan bir gelir sağlayayım diyen yok. Heves edilmediği için kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek. Soğuk hava değil de genelde bizim iş yünlü olduğu için, yünde temizlenmesi yaz sezonunda sıcak havalarda oluyor. Yazın işte Mayıs gibi havalar yorulursa, Yozgat iklim olarak söylüyorum ben. Mayıs gibi falan başlar. Mayıs, Haziran'da. Ekim, Kasım gibi de biter yani. Kışında eğer böyle yazın yaptıramamışsa kışında hazır yorgan alırlar. Tabii tabii, düğünler işte kirlenmiş yorganını, yastığını, yatağını yün olaraktan yenilemek isteyenler yaz sezonunda yapıyorlar onu yani. Kışın gerektiği gibi iş olmuyor. Yani. Tabii tabii, kışın ya %5'lere falan düşür, öyle söyleyeyim iş potansiyeli. Öyle, onu da yazın çalıştığımızda kışı idare etmeye çalışıyoruz. Evinize günün geldiğinden itibaren? Yün bize geldikten sonra başladığımız zaman bitmesi aşağı yukarı 4 saat sürer. Bir yorganın dikilip hazır olması. Bu da düz yorgan. İpekli yorganlarda bir günde biten var, iki günde biten var. Modeline göre o değişiyor yani. Ücreti ne kadar abi? Ücreti düz yorganları 200 liraya dikiyoruz. 150-200 arası dikiliyor, işçiliği, sade işçiliği. Diğerleri de 300 ile 1 arası değişiyor modeline göre yani. Bir günde iki günde bitiyor ya, ona göre fiyat belirliyoruz. Modelin ağırlığına, hafifliğine göre. Peki. Şöyle tutalım. Papatya da güzel model.